Oğlumuz iş dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bak, burası komple sizin sektörden gelen hediyeler. Buna bak. Oğlumuzun ismi okunurken çok duygulandım. Sanki hikayesi şimdi başladı oğlumuzun. Bir de nasıl uslu uslu durdu Miran, değil mi? Kime çekti acaba? Biraz daha sırtından desteklesene. Eminim oğlun da senin gibi başarılı olacaktır. Miran'a mutlu, sağlıklı bir ömür dilerim. Senden sonraki sınıfın en başarılı sınıf arkadaşın. Emel. Mavi de oğluma çok yakışır. Değil mi babacığım? %100 organik. Emel beni iyi tanıyor. Bunu giydirebiliriz oğlumuza. Giydiririz. Kimden acaba? Bilmem. Not yok mu? Not yok. Düşmüş olabilir ya da belki koymayı unutmuşlardır. Muhtemelen. Yalnız oğlumuzun bunlarla oynaması için bayağı zamana ihtiyacı var. Baksana kocaman. Evet. Epey irice oyuncaklar. İnan bunların içinde kaybolabilir. Oğlumuz gülümsüyor bana uykusunda. Babasına gülümsüyor. Miran. Anneciğim hadi bir kez daha gül. Lütfen. Baran. Acaba ne zaman gülümsemesini yakalayabilirim tahminen? Merak etme. Oğlumuz her zaman gülümseyecek. İnşallah. Hadi artık beşiğe koyalım. Yatırınca uyanmasın. Belki babasından ayrılmak istemiyordur. Bu riski almalıyız ama. Sürekli böyle kucağında tutamazsın ki. Hadi deneyelim, sonra yine oyuncaklara bakarız. Şşş. Uyandıracaksın. Hadi gidelim. Kat. Sağ ol annesi. Harun! Lan Harun. Sen kimsin lan? Lan biz sana iş verdik. Harun! Aç verdik. Harun! Sen bununla bunu karşıladın. Sen ne yapıyorsun? Harun! Harun! Yasmin bırak beni. Bırakma Yasmin, bırakma Harun. Sakın. Ya bırak! Bir durur musun? Ya ben sadece... Harun! Ya, Yasmin'i sevdiğim bir şey yani. Bak bu beni çıldırtıyor bak! Lan ne diyorsun? Oğlum bak! Abi! Ya durdurmuşsun! Bak benim... Bak abi cahilliğime ver. Ben sadece Yasmin'e daha fazla yakın olmak isterim. Ya bak beni delirtiyor bak! Sen kimlesin ya? Ya Allah aşkına Harun dur! Lan sen ne anladın? Bırak! Ya ben durdurmuşsun! Ya sen kime yakın diyor lan? Harun! Yasmin diyor ya yakın! Lan sen kimsin? Yeter ama artık ya! Ya yangın var diye bağıracağım şimdi. Dur Allah aşkına Harun.
Bak ben... Sen sus bir iki dakika. Vallahi yeter ya, çıldırttınız beni burada. Maria sen... Harun, bence sen bir çık hava al, hadi. Hadi diyorum. Özür dilerim Yasmin. İşlem tamam patron. Güzel. Çok güzel. Hediyemiz Baran Karabey'e ulaştığına göre... artık planın ikinci aşamasına geçebiliriz. Alo. Hasan. Konağa girmem gerekiyor. Konağa mı gireceksin? Ne saçmalıyorsun sen? Bana bak Hasan. Senin o dilin çok uzadı ha. Bak, benimle düzgün konuşursan senin ayrın olur. Aksi takdirde o dilini keserim. Sonra da eline veririm, haberin olsun. Celallenme hemen canım. Ben aramızdaki samimiyete istinaden şey ettim. De bakayım hele. Sen konağa girip ne yapacaksın? Orası da bende kalsın. Sen ben ne diyorsam onu yapacaksın. Beni o konağa sokacaksın Hasan. O dediğin dile kolay. Bebekten sonra Baran işi iyice abarttı. Her yer koruma kaynıyor. Başımı ne yana çevirsem adam. Nasıl gireceksin? Onu da sen bulacaksın. Da ben bulacakmış. Oldu. İyice zıvanadan çıktı bu adama. Bizim en kıymetli parçamız. Böyle minicik bir şeyin hayatımızda kocaman bir yer kaplaması çok garip. Tanımı, tarifi olmayacak kadar büyük bir sevgi. Evlat insanın yüreği oluyormuş gerçekten de. Hazır Miran'da uyuyorken sen de yattın hem biraz. Bir sorun mu var? Bilmen gereken bir şey yok. Şair'le ilgili değil mi? Evet. Ama sadece tedbir. Ailenin güvenliği için. Oğlum, uyandın mı sen ha?
Berk kusura bakma ama bu yaptığın hiç hoş olmadı. İnan benden böyle olsun istemezdim Yasmin. Bak, benimki sadece masumca, aptalca bir sevgiydi. Başka hiçbir şey değil. Yeter bak, bence yeterince uzadı zaten bu konu. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Bence sen de burada kalmasan iyi olur. İnsan kalbine söz geçiremiyor biliyorsun. Senin için pek de güvenli olmaz artık. Tamam mı? Haklısın. Benim de seni daha fazla rahatsız etmeye niyetim yok zaten. Gelsin gülüm. Sağ ol. Ne yapıyorsun böyle? Dilan'a bir şeyler hazırlıyorum. Ya sen niye yoruyorsun ki kendini? Gizem'e söyleyelim o yapsın. Gizem'in başka işi var. Hem ben yapmak istedim. Gülüm, neyin var? Yüzüne bile bakmıyorsun. Azrail'le mi ilgili? Kolay gelsin. Melik ağamız ne yapıyor? Karnını doyuruyor. Ben de bunu almaya gelmiştim. Eline sağlık. Ne demek Baran abi? Yapabileceğin başka bir şey var mı? Şimdilik yok, sağ ol. Dilan nasıl? İyi, iyi. Biran Bey'imizle ilgileniyor. Ay maşallah, çok tatlı. Görmediğimi de özlüyorum. Hakikaten ya. Amcasının aslanı o, aslanı. Ben şunu Dilan'a götüreyim. Eline sağlık. Afiyet olsun Dilan'a. Birazdan yemeği de hazır olur. Bir saate toplanalım. Konuşmamız lazım. Tamam abi. Gül. Ne oldu? Bak bir şey varsa söyle. Azra mı bir şey yaptı yoksa? Yok bir şey. Var var. Benim güzel karımın canı sıkılmış belli. E o zaman onu eğlendirecek bir şeyler yapalım ha? Gerek yok. Gülüm. Bu akşam böyle seninle bir yemeğe mi çıksak acaba? Şöyle baş başa güzel zaman geçiririz ha? Ne dersin? Çok istiyorsan gideriz. Çok istiyorum. Eğer benim güzel karım da çok istiyorsa. Tamam o zaman. Ya Fırat dur, ne yapıyorsun? Biri gelecek görecek şimdi. Hem benim işim var. Hadi dışarı dışarı. Tamam biliyorum. Tamam. Hadi. Hadi oğlum. Çıkar gazını da rahatla. Hadi yavrum. Doktorun söylediğini unutma. Her emzirmeden sonra su, ayran ya da meyve suyu içeceksin. Miran gazını çıkaramıyor bir türlü. Keyfi yerinde görünüyor. Babası geldi ya, ondan herhalde. Al bakalım. Gel oğlum. Sen de katıl gaz mücadelemize. Buradan tut. Şöyle yavaş yavaş sürtünemeyeceksin. Hadi bakalım babacığım. Yaparsın sen. Hem rahatlarsın hem de annenle beni endişelendirmemiş olursun ha. Hadi oğlum. Ha gayret Miran, hadi.
Doğumdan önce Akif gelip Şair'le ilgili bilgi verdi. Şimdi de koruma sayısı artmış. Durum çok mu ciddi? Niye takıldın buna? Net bir cevap alamadığım için olabilir mi? Bilmen gerekeni söyledim sana. Ama her zaman... Aferin. Güzelim oğlum benim. Ne oldu? Oğlumuz madalya takmış sana. Babalığımın şanı tamamlandı. Ben üzerimi değiştireyim, sonra aşağı inerim. Seni yemek yemen lazım. Oğlumuzun da üstünü değiştireyim. Cici cici insin aşağıya. Başlayalım. Hoşça kal Yasmin. Kuş burada bitmedi Harun Efendi. Bitmedi. Şifa. Seni görünce kendime geliyorum. Görmeyince de çok özlüyorum yavrum. Oh bir tanem. Teyzesinin kuzusu. Canım benim. Canım. Canım. Nasılsın Dilan? İyi misin kızım? Çok iyiyim. İyi iyi maşallah. İyi beslenmen lazım. Oh yavrum. Güzelim. Paşam. Tıpkı baba, tıpkı babası aynı barana benziyor. Ah demiş, ah demiş burnundan düşmüş maşallah. Maşallah, bir kere. Dilan'a da benziyor. Evet, gözleri aynı Dilan, boncuk boncuk. Canım neticede anası, tabii benzeyecek. Ama böyle ilk bakışta sanki baran. Değil mi paşa? Değil mi paşa zaten benim. Babaannesinin gülü bu gülü. E hadi biz bebekle ilgilenirken sen de yemeğini ye. Gel. Ben de geleyim senin için. Hadi git. Miran bebeğim o. Maşallah. Maşallah. Bora. Bak nasıl sana benziyor değil mi? Oğlum. Bana benzeyecek tabii ki. Kime benzeyecek? Değil mi? Sen otur. Loğusasın, yorulma. Geç. Geç. Thank you.
Sağ ol Gül. Senin canın sıkkın. Azra. Ne olmuş ona? Kafayı Azra'ya taktım. Aslında Azra bana taktı. Etki tepki meselesi bendeki. Kızın üstüne ne döktün? Muhtemelen pahalı o şık elbisesine çorba döktüm. Bilerek. Ama hak etmişti. Annemi aşağıladı bir sürü insanın içinde. Kadının içine nasıl oturdu? Ağlaması hala gözümün önünde. O günden beri de yıldızlar arası savaş yaşanıyor anlaşılan. Fırat'la konuştun mu? Rahat ol diyor. Uzatmadım ben de. Biliyorum. Bazen sabretmek çok zor oluyor. Ama Azra'ya uymamalısın. Ben kötülüğün er ya da geç karşılığını bulacağına inanıyorum. Hep de öyle oldum. İlahi adalete güvenim sonsuz. Hem sen ona uymazsan, Azra sana zarar veremez. Fırat da böyle bir şeye müsaade etmez zaten. Fırat'ın akşam yemeğe çıkalım teklifinin nedeni de bu olsa gerek. Biraz stresimi almak için herhalde. Bak gördün mü, rahatlamanı istiyor da gerçekten. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de. Hadi biraz ye. Nasıl da uyuttum seni Miran Paşa. Tecrübe işte. Bak, kundaklanınca nasıl uyudu? Ben oğlumu kundaklamak istemiyorum Azade Hanım. Niyeymiş o? Kundaklamanın sağlıklı olmadığını okumuştum. Ben evlatlarımı da, üç torunumu da kundakladım. Hiçbir zararını da görmedim kızım. Gelişimini, hatta karakterini bile etkiliyormuş. Lütfen bir daha kundaklamayalım. Tabii tabii. Yani... Neticede sen annesisin. Sen nasıl istersen kızım. Nasıl bakalım küçük karabeyimiz? Ya aç ya kapat şunu. Zır zır ötüyor. Bebek uyanacak. Tamam ana tamam gidiyoruz işte. Hasan, Hasan, Hasan. Çanakların yavaş yavaş tükeniyor Hasan. Niye Hasan'ın telefonu ben aradığım anda açmıyorsun? Nasıl açayım? Baran tam yanımdaydı. Baran yanındaydı demek ha? Nasıllarmış ağamız peki? Nasıl olsun iyi işte. Bugünlerinin tadını çıkarsın. Çünkü çok yakında çok büyük bir acı yaşayacak.
Verdiğim ödevi yaptın mı sen? Ne yaptın? Halletmeye çalışıyorum. Çalışma Hasan. Yap Hasan. Bana bak, zaman senin için daralıyor. Tik. Tak. Baran için de öyle. Tik. Tak. Ben senin yerinde olsam elimi çabuk tutarsın. Yoksa bir bakmışsın, Baran Ağa'nın kulağına senin hakkında bir şeyler gidivermiş. Korku ona yatar. Boşuna dememişler, ana gibi yar olmaz diye. Bak, ana kokusunu duyunca nasıl sakinleşti. Babacığım, ben şimdi biraz çalışacağım. Gel, gitmeden öpeyim seni. Oğlum, sakalların kaşındırır, öpme. Olabilir. Risk atmıyorum. Hem böyle yeni doğan çocuk öyle öpülmez çok. Azan Hanım haklı. Birazcık dikkat etmeliyiz. Peki. Görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Bay bay babacığım. Tamam. Ama fazla uzamaz değil mi? Akşama Gül'le yemeğe gideceğiz. Tamam o zaman. Biz babamla geliriz. Ama abime bir sormam lazım. Gelebilir mi diye. Görüşürüz. Hah abi. Ben de senin yanına gelecektim. Ya Azra aradı da şimdi. Şirketteymiş. Raporlamayı hazırlamış. Kısa bir toplantı alalım diyor. Bizi bekliyor yani şu an. Ben gelemem. Dilan'ı bırakmayayım şimdi. Siz katılacaksınız nasılsa. Bana ihtiyaç duyarsanız online katılırım. Tamam abi. Evet, dinliyorum. Şair mi? Ben sizi ana oğul baş başa bırakıp acık dinleneyim. Ana sütü bol şeker olsun, afiyet olsun paşa. Hadi bakalım. Babaya bakalım mı biraz oğlum? Hadi gel bakalım. Aracın plakası belli mi peki? Güzel. Biraz daha araştıralım. Yeni bir gelişme olursa beni aray. Tamam. Ne plakası baba? Şairin bindiği araç mı? Bizimkiler kamera kayıtlarının birinde arabanın plakasını yakalamışlar oğlum. Ben de adamları yönlendireceğim. Aracı araştıracaklar. Yakında yakalayacağız onu. Ailemize zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Bir daha asla yaklaşamayacak bize. Hmm.
Kusura bakmayın, toplantı yaptığınızı bilmiyordum. Ya yeğenlerin paşası gelmiş, paşası. Maşallah, maşallah. Sorun ne? Dedesinin aslanı mı gelmiş, dedesinin paşası mı gelmiş? Amcan sana kurban olur, kurban. Ya şu yakışıklılığa bakın, şu tipe bakın Allah aşkına ya. Oğluşum, nasılmış benim paşam? Ya şu minik adamın bizi soktuğu hallere bakın Allah aşkına. Maskara etti bizi, maskara. Şekilden şekile soktu ya. Ben onun için maskara da olurum, her şeyde olurum. Sevmelere doyamam ki ben onu. Öyle de dedesi. Bizim toplantımız var şimdi, şirkete gitmemiz lazım. Ya nasıl ayrılacak şimdi dedesi ballı lokumunda? Ha? Ama mecbur işte. E dönüşte sevmelere devam. Değil mi oğlum? Oğlum hadi. Oğlum. Hadi oğlum bir an evvel çıkalım da geç kalmayalım. Tamam baba, ben de bir Gül'e haber verip geliyorum. İyi. Çıkıyor muydunuz? Peki ben arabada bekliyorum oğlum. Ben de sana geliyordum Gül'üm. Ben şirkete geçiyorum, toplantı var. Bir haber edeyim dedim. Tamam canım. Akşamki yemek iptal mi? Yok Gül'üm, ne iptali? O yemeğe gidilecek. Sen akşama hazır ol. Ben gelince çıkarız hemen. Tamam aşkım, hazırlanırım. İleride bu oda senin olacak. Sen çalışacaksın burada. İşlerin başında sen geçeceksin. Değil mi annesi? Biz yaşlanınca artık oğlumuz yapacak işleri. Miran ağamız çalışacak. Biz de emekliye ayrılıp tatil yapacağız. Bize zarar verecek bir durum mu söz konusu Baran? Ben söyleyeceğimi söyledim Dilan. Sorun yok. Sen de artık bu işin peşini bırak. Kötü bir şey var. Ve sen bana söylemiyorsun. Nasıl bırakayım ben şimdi? Değil mi oğlum? Haksız mı annen? Kötü bir şey olmadı. Ve bütün gayretim de olmaması için. Haksız mıyım oğlum? Ama... Tamam. Uzamasın konu. Bilmen gerekseydi söylerdim. Miran'ın altının temizlenmesi lazım. Hadi kaldır başını Yasmin. Özür dilerim Harun. Ya çok kızıyorum kendime. Nasıl göremedim anlamıyorum. Ya sen özür dilenecek bir şey yapmadın Yasmin. Sen o kadar saf, o kadar temiz kalplisin ki sen yine gittin bu adama yardım etmeye çalıştın. Lan işte bu meymenesiz herif. Tamam neyse. Bitti. Ama üzülme artık. Tamam. Barıştık mı yani? Biz küsmedik ki güzel yüzün. Gül böyle işte ya. Sen hep gül. İhtiyacım var buna benim. Neyse. Ben de şu dağıttıklarımı toplayayım bari. Hadi yardım edeyim.
saatini de değiştirdik babasıyla. Şimdi uyku saati. Mışıl mışıl uykular Miran'ı beklermiş. Yeleğini de giydirelim de üşütmesin kuzucuğun. Giysin tabii yakışıklı oğlum benim. Sırtı sağlam olursun. Uzatır mısın şuradan? Buyur. Abim. Abicim, nasılsınız? İyiyiz abicim. İşte Dilan'ın peşinden koşturup duruyoruz. E sen de biliyorsun artık bu işleri. Gel bakalım. Hayatımdaki en güzel koşturmaca ama. Öyle tabii abim, öyle tabii. Ama işte bak belli bir süreden sonra bir yorgunluk geliyor, haberin olsun yani. Söylemiş olayım abiciğim. Bu arada... Yarın müsait misiniz? Biz yeğenimizi çok özledik, bir görmeye gelelim diyoruz, ha? Tabii abi, çok sevinirim. Tamam, tamam abi. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bak, görüşürüz. Bakalım. Annem babana hayran hayran bakarken fena yakalandı. Hiç de bile. Ben oğluma bakıyordum bir kere hayran hayran. Alabilir miyim? Niye aldın şimdi? Aldım çünkü... istifra etti. Neyse sağ ol. Tam zamanında almışsın. Aferin oğlum. Harun, baksana şu tatlıya ya, en sevdiğinden Yasmin yaptı. Vallahi eline sağlık Yasmin. Afiyet olsun. Kardeşim, biz de inandık çocuğa. Yani yardıma muhtaç zannettik, ihtiyacı var zannettik. Bilemedik yani, kusura bakma. Abi nereden bileceksin ki? Adam usta yalancıymış yani. Ama Harun var ya, sen de on numara dedektif çıktın ha. Hemen nasıl buldu bak, görüyor musun? Yani ben kafaya taktım mı tamamdır yenge. Zaten o çocuğu benim gözüm hiç tutmamıştı.
Ya tamam artık hani daha fazla uzatmasak mı bu konuyu? Hem ben yeterince dersimi aldım zaten. Bundan sonra neydi o şeyin adı? Bir şey gözünü açtı. Ne? Lan maymun. Maymun. Maymun gözünü açtı. Tamam. Ben zaten sana güveniyorum. Bilmemenin tedirginliğini yaşıyorum sadece. İnsan en çok bilmediği şeyden korkar. Ayrıca merak etmem de normal. Bunun için niye sürekli suçlu hissettirmeye çalışıyorsun beni? Öyle bir niyetim yok. O zaman sen de bana güven. Her şeyi paylaş benimle. Biz bunca zararı düşmanlarımızdan değil, sırlarımızdan gördük bugüne kadar.
Gerektiğinde söyleyeceğim. Ama şu an gerek mi? Gelirler, birazdan gelirler. Geldiler. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Fırat gelmiyor mu? Fırat'ın işi daha bitmedi. Ben çıkarken Azra sunuma devam ediyordu. Fırat. Gülüm. Ya kusura bakma, gelemedim. Toplantı uzadı. Sorun değil Fırat. İş sonuçta. Başka zaman gideriz. Gideriz tabii Gülüm. Söz telafi edeceğim. Biliyorum canım. Kolay gelsin. Neyse. Aslında iptal olduğu da iyi oldu. Ben de yorgundum. Müsaadenizle ben odama çıkayım. İyi geceler. İyi geceler kızım. Oğlum, aç mısın? Bir şeyler hazırlatayım mı? Yok, ben tokum ana. Çok yoğundu bugün, yoruldum. Çıkıp biraz dinleneyim hadi. Kudretim. Seninle konuşmak istediğim bir husus var. Hasan'la ilgili. Hani geçen gece barışmanızı istedim ya. O konu hiç boşuna açma ana. Kudretim, öfkelisin bilirim. Haklısın da. Lakin hata onda değil, bende oğlum. Bir annenin doyuramadığını dünya doyuramazmış. Hasan ne yaptıysa günahı vebali benim. Bak oğlum, eğer barıştığınızı görmeden... İnsanlar seçimleriyle yaşar ana. Hasan kötü olmayı seçti. O kötülüğe de herkes ortak etti, beni de. Onun yüzünden kendinden bile nefret eder oğlum. Anla artık ana. Benim böyle bir kardeşim yok. Hatırda gönülde bir yere kadar. Bundan beri biz bir araya gelemeyiz artık. Üşüme sen, gir içeri. Yok yok, üşüme. Üşütmem.
Aa, nerede üşüme? Ya üşümüştün işte. Ya kıyamam ben sana. Geçsene içeri. Ne yok canım. De iyi o zaman. Hadi iyi geceler. Hadi geç. Sen saçlarını yıkarken ben Cihan'la konuştum. Selamın var sana. Aleyküm selam. Nasılmış? Her şey yolunda mı? Keyfi yerinde. İyi bari. Bebeğimizin yanında aramızdaki bu limoni durumu daha fazla devam ettirmeyeceğim. Benim yavrum hisseder. Çocukların duygularını asla küçümsemeyeceksin. Bebeklikten itibaren etrafında olup biten ne varsa alırlar. Ondan yani. Sakın sana karşı yumuşadığımı zannetme. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam, anlaştık. Ne oldu? Bebek odasından elbiseyle bez almam gerek. Buradakiler bitmek üzere. Gecede değiştirmek lazım. Tamam, alırım ben sonra. Peki. İyi geceler karım. Oğlumuz aramızdaki durumu anlamasın diye. İyi geceler kocam. Sen ne güzel meleksin, her gönülde çiçeksin. Sen ne güzel meleksin,
Her gönülde çiçeksin. Sen şirin bir bebeksin. Uyu, uyu, göz bebeği. Uyu, 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 uyu. Sen bir güzel meleksin. Her gönülde dileksin. Sen de şirin meleksin. Uyu, uyu, göz bebeğim. Uyu, uyu, ninni.
Miran! 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 Miran uyan. Miran! Güzelim hadi uyan. Uyan Miran. Miran! Tamam sakin ol. Sakin ol, kabus gördüm sadece. Oğlum, oğlum benim. Biri vardı. Karanlıklar içinde biri vardı. Oğlumun başındaydı. Ona doğru yürüyordu, onu götürmeye çalışıyordu. Buradaydı. Onun başındaydı. Bana baktı, sonra baran biri vardı. Tamam, geçti, geçti. Tamam, geçti, geçti. Tamam, Miran. Tamam, geçti. Oğlum. Güvendesiniz. Korkma. Size kimse yaklaşamaz, tamam mı? Buna izin var mı? Geçti güzelim, geçti.
İş biraz. Daha iyiyim. Bak. Ben seni anlıyorum. Ne yapıyorsan ailemizi korumak için yaptığını biliyorum. Ben etkilenmeyeyim diye saklıyorsun olup biteni. Ama ok yaydan çıktı artık. Kötü bir şeyler olduğunu anladım. Artık sürekli kafamda bir şeyler türeteceğim. O yüzden ne olduğunu bilirsem daha rahat ederim. Bundan emin değilim. Hele bu kabustan sonra. Ama haklısın. Okey'den çıktı. Bak. Sana karşı açık olacağım. Ama senden bir isteğim var. Bana güveneceksin. Ne olursa olsun korkuya teslim olmanı istemiyorum. Bazen korku iyidir. İnsanı güvende tutar. Etrafına daha dikkatli bakmış olursun. Hem ben bebeğimiz için korkuyorum. Kendim için değil. Tıpkı senin gibi. Doğum yaptığın gün. O gün şairin hastaneye geldiğini öğrendik. Çeri kadar girmiş.